İyi akşamlar Moda TV ailesinden. Bir hafta daha, bir cuma akşamı daha sizlerle beraberiz. Bir hafta ara vermiştik. Gerçekten şimdi sizlerle yine Moda TV ailesinden, Moda TV ekranlarından sizlere hitap ediyoruz. Evet, sivil toplumun sesi. Neden sivil toplumun sesi? Bunu her programda söylüyorum. Gerçekten bir şehirde sivil toplum varsa, sivil toplum hareketi varsa, yaşayan beyin vardır, öneri vardır, fikirler vardır, planlar vardır, hayaller vardır ve bunu sonuca götürecekler de hedefler vardır. İşte sivil toplum hareketi bu şehrin gelişmesinde, her şehrin gelişmesinde, bulunduğu şehrin gelişmesinde her zaman karşılıksız şehrine katkı sunmaktır. Bu anlamda bu programımızda bu akşam özel bir konuğumuzu ağırlayacağız birinci bölümde. Gerçekten hayata bir şekilde sarılmış ve gerçekten de insanlara bir şeyler katmış, kazandırmış bir konuğum olacak. Fatma Altuntaş, yazar Fatma Altuntaş ve şu an görmüş olduğunuz sesimi duyan var mı? Umarım bu sesi duyan vardır ve duyacağına da inanıyoruz. Ben konumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Özellikle de sizinle birkaç zamandır böyle gideceğiz, geleceğiz. Bugüne nasip oldu, çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün de çok sevdiğimiz bir başkanımız, dostumuzun da kardeşimizsiniz. Evet, onu da tanışmış olduk. Evet, evet, bugün tevakkuk oldu tamamen. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Sivil Toplumun Sesi programı sadece sivil toplum örgütlerinin değil, toplumu oluşturan bireylerin her alanda, ben buradan tekrar ediyorum, gencinden yaşlısına, herhangi bir becerisine bakmadan benim de sesimi duyurur musun? Ve gerçekten Fatma Hanım'ın kitabının aslında adı da bizim programın özünü oluşturuyor. Bu da bir güzel bir tesadüf. Neden? Çünkü sesini duyurmak isteyen, benim de bir fikrim var, ben de bu şehre bir katkı sunmak istiyorum, ben de insanlığa bir şey vermek istiyorum diyen herkesin bu programda yeri olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Gerçekten bu akşam Fatma Hanım'la çok kıymetli, çok özel bir sohbet edeceğiz. Ben öncelikle yazar Fatma Altuntaş dendiğinde ve sizi şu an ekranlarında izleyen çok kıymetli dostlarımıza da kim dediğimizde Fatma Hanım'ı tanıyabilir miyiz? Hepsine de buradan sevgilerimi sunuyorum. Gönlümüzde, dualarımızda olan, onlarsız olmaz biliyorsunuz. Kesinlikle. Hepsine buradan sevgilerimi sunuyorum. Fatma, şunu da söyleyeyim, Fatma Zehra Altuntaş, Fatma Altuntaş orada şey oluyor. Fatma Altuntaş 1977 doğumlu, iki çocuk annesiyim, eşim öğretmen. Kendi çerçevesinden baktığınız zaman nacizane bir kul. Yanmadan kula dönen bir kul diyorum, kül olmadan. Güzel. Ama kendince de işte çevresinde dostlarıyla birlikte yaşamı tutunan nacizane böyle bir şeylerde de sesini duyurmayan, çalışmaya gayret eden böyle birisi diyorum. Ne güzel. Peki kısaca kendiniz eğitim olarak, eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Eğitim, nerelisiniz, nerede ben doğdunuz? Ben Ayvacıklıyım aslen. Samsun Çarşamba Ayvacıklıyım. Çarşamba'da 22 senedir Çarşamba. Samsun'un saklı kenti olan. Evet. Gerçekten çok, çok kıymetli bir yer. Kesinlikle abiniz de evet. Çok iyi bilir. Çok güzel bir gerçekten saklı cennetin. Çok doğru. Ayvacıklıyım aslen. Eşim ve babam, ailem hepimiz orası. Tabii 22-23 senedir de Çarşambalıyız. Ben deprem sonrası 17 Ağustos deprem sonrasında memleketim olan Samsun'a döndüm. Depremi yaşadınız mı? Tabii tabii. Öyle 17 mi? Ağustos depremini, o yüzden de sesimi duyan var mı çığlıklarının da şeyi. Yani enkaz altında falan mı kaldınız? Ya ben 17 Ağustos depremde şeydeydim. Yani orada hastanedeydim. Kocaeli'de. Evet. Bugünkü gördüğüm oğlum da 3 Aralık 99 doğumlu. Evet. Takdirin ve kaderin önüne geçilmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman da depremde hasar görülen iş yerlerim falan vardı. Depremde hasar görenleri, memurları istediği yere gitme hakkı tanınmıştı. Benim de memleketim olan onca yıl sonra tekrar deprem sonrası memleketime döndüm. Çarşamba, evet. Ayvacıklı evet. Ama Çarşamba'da orada oturuyoruz. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey, insanlar hep bir şeye başlamadan önce ya birileri etki eder, ya birilerini örnek alır, ya da hayatındaki bir olay onu o alana sevk eder. Bu anlamda yazarlık gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten insanın içinde bir, ne diyelim, hazine gibi bir şey duruyordur ve onu keşfetmek önemli olan ve sunmaktır. Bu anlamda bu içinizdeki yazarlık ruhunu ortaya çıkarmanızda herhangi biri mi etkili oldu, yoksa
Siz kendiliğinizden mi geliştirdiniz? İnanın bu da çok bir enteresandır. Ben tabii engelli oluş sürecimi biraz zor kabullendim. Engelli oldum, her şeyimi yitirdim, tedavi süreçlerim vesaire derken kendi kabuğumdaydım. Sevgili dostlarımın sosyal medyada da ben durup dururken derim ki hüzünlendi yine bugün gönlüm derim. Bakarım dağlara, enginlere, başım almaz derim. Yazı yazarım, içimden ne geçerse. Bazen de kelimelerim... İlham gücünüz oldukça verimli o zaman. Bilmiyorum artık orada da derim, kelimelerim de devriktir bazen. Cümlelerim de devriktir. Bazen diyorum ki kendim bile anlamıyorum. Ama öyle bir gözler var ki sizin ne yapmak istediğinizi anlayabiliyorlar çok aslında. Doğru. Ondan sonra bu zamanla artık sevilmeye sağ olsun sevgili dostlarım da sosyal medyada da onların da destekleriyle. Sonra köşe yazarlığına, orada da bir dönem oldu. Sonra bıraktım, benim kollarımı da çok fazla kullanamıyorum. Ondan sonra da kendi kendime böyle mi, şöyle mi de derken bir baktım, farklı bir yöne gidiyorum. Arkadaşlar, dostlar kitap çıkarmalısın çok yapınca. Aslında benim romanım vardı. Çok güzel. Yazdım ama onu gönül sandığına kilitledim. Naf delini koydum, duruyor. O zaman size göre daha onun... Sandıktan çıkma vakti gelmedi diyelim. Öyle mi diyelim? Ya da çıkacak mı bir gün? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Ben size desem ki şimdi böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Ondan sonra ertesi gün çok farklı bir Fatma Altuntaş ya da Fatma Zehra Altuntaş olarak çıkarım karşınıza. Bu sefer de neden böyle de? İnsanların değişebiliyor ama bana göre daha değil. Belki de öyle duracak. Onu da bilmiyorum. Zaman belki neyi de gösterecek bilemiyorum. Evet. Yani zaman satar samanı derler ya. Büyük ihtimalle bir zaman içinde. Kesinlikle. Gönül ister ki öyle bir eserin, çünkü bir emek var orada. Bir birikmişlik var. Ve kağıda kaleme dökülmüş bir roman haline gelmiş bir değer var. Kesinlikle. Umarız o değerle dünyamız buluşur diye ümit edelim o zaman. Zaman evet. Neyi gösterir bilemiyorum. Evet, şimdi İlk kitap olarak biliyorum ben bunu, doğru değil mi? Evet, sizin kitabınız. Evet, çıkmış olan ilk kitap. İkinci. Şimdi o zaman bu sesimi duyan var mı ismi neye istinaden doğdu? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Sesimi duyan var mı? Aslında hep bir çığlık sesi baktığınızda. Kesinlikle. Depremde sesimi duyan var mı, çığlık sesi? Kaybolursun. Evet. Kaybolduğunda sesimi duyan var mı? Allah göstermesin, mesela ben plaj sektöründe çalışıyorum. Turizm Derneği Başkanlığı yapıyorum. Denizde boğulmalar oluyor. İnsanlar feryat ediyor, yani sesini duyurmaya çalışıyor. Yani bir şekilde insanlar sesini duyurmak istiyor. O anlamda çok güzel bir isim. Kesinlikle. Bir de yani... Her anlamda bir çığlık anlayana, yani sesimi duyan var mı? Hangi anlamda isterseniz bir içten bir sessiz çığlık diyorum ben ya. Ha, dışarıdan da. Peki içten... sesinizi duyan var mı? Var. Yani sizin sesinizi aslında, gerçekten. Aslında duymak isteyen bir tık sesinizi de duyar. Kesinlikle. Duymak istemeyen dünyayı başınızda da, bunu kitaplardan değil serilerde yazsam yine duymaz. Çok doğru. Ama şu da var Fatma Hanım, ben şimdi sesimi duyan var mı kitabı aslında isim olarak da çok anlamlı. Hı hı. Ve içeriğine de kısaca göz gezdirdim, çok güzel şeyler var. Hı hı. İşte burada sesinizi duymak anlamında, gönül ister ki sesimi duyan var dedirttirebilmek. Bu aynı zamanda normal Türkiye'deki insanların yaşamının içinde de çok sessiz çığlıklar var. Sesini kesinlikle duyuramayanlar var. Hı hı. Sesi duyulduğu halde duymazlıktan gelinenler var. İşte bu anlamda bence bir mihenk taşı olabilecek bir, yani ilk atış olabilecek bir hareket diye düşünüyorum ve çok anlamlı buluyorum bu çalışmanızı. Evet. Şimdi bu tür çalışmalarda bence dediğim gibi bir startın olduğu bir çalışma. Ama bunun da benim gözümde kitap fuarlarında falan yer alması gereken, fuarlarda, standlarda olması gereken ve bunun da kabul görmesi gereken bir çalışma aynı zamanda. Kaldı ki siz... Yani engelli olmanız hasebiyle de benim gözümde daha da üst düzeyde bir insansınız. Teşekkür Neden? Ederim. Çünkü insanlar farklı bir dünyada yaşıyor. Yani hiç engelli olmayacakmış gibi, hiç mağdur olmayacakmış gibi. Maalesef dinimiz elhamdülillah şükretmeyi önerir ama maalesef kaybettikten sonra arar oluyoruz değerlerimizi. Kesinlikle. İşte bu anlamda bu sesin duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ve kitap fuarları ile ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı yazarlığınız sürecinde? Şimdi şöyle bir şey, gerçekten bu anlamda sesinizi duyurmak isteyen de o kadar güzel gönüller ve yürekler var. O kadar da çırpınıp sizin sesinizi duyurmaya çalıştığınız gibi bir de sizin sesinizi duyurmaya çalışanlar var. Kesinlikle. Hepsine buradan sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten hepsi de
hani farklı şeyler düşündü ama yaşadığımız biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz da. Korona evet. sürecine benim kitabım öyle bir denk geldi ki tam kitabım eve geldi. Ben ağır bir ameliyat geçirecektim. Sürpriz yapmak istemişler. Hmm. Tam da o sıra bir hafta sonra pandemi sürecine girdik. Birkaç okul Azerbaycan'a gelirini imzaladığımda öyle bir imza günüm oldu. Olan imza günleri iptal olmak zorunda tabii kaldı. Tabii ki evet maalesef. Ondan sonra sağ olsun eşim benim eğitim camiası öğretmen. Oradaki çok sevdiğimiz gönül dostları, öğretmen dostlarımızla birkaç okulda söyleşilere katıldık. Tabii ki pandemi. Bu sefer de şey yaptım ben. Dijital ortam artık biliyorsunuz. Evet sosyal medya. Evet. Bu pandemi sürecinde de o sırada da işte bebeklerimize şeydeki de olanlara imza günleri dijital ortamda yaptık. Ama zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz. Tabii, tabii isterim ben de gurur duyarım. Yani fuarları özellikle kızım okumayı çok seviyor ve hı hı. Samsun'da olsun, Trabzon'da olsun, Ordu'da olsun hatta pandemiden daha başlangıcında, yasaklar başlamadan önce de Ünye'mizde belediyemizin yaptığı bir kitap fuarı etkinliği vardı. Hı hı. İşte o etkinliklerde sesinizin duyulması, sizi anlaşılmanız anlamında ve emeğinizin de karşılık görmesi anlamında. Çünkü bir emek vermişsiniz, en büyük karşılık gösterilen ilgi, alaka ve sevgidir. Kesinlikle, kesinlikle. O anlamda görmek isteriz. Aynı zamanda interaktif bir ederim. Program yapıyoruz. Birsen Kasap hanımefendi... Canım güzel gönüllü Zehra'mız iyi akşamlar başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Birsen Hanım'a kolay gelsin başarılar dilerim. Sesimi duyan var mı demiş Birsen Hanım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. Nevra Arslan Ünye Turizm İşletmeciler Derneği üyemiz kendisi. Aa öyle mi? Ve sanat tarihi bilimi uzmanı Ünyemiz için çok kıymetli bir değerimiz. Sevgilerimiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Konuğunuz hoş gelmiş. Hem cinsimiz olarak edebiyatta kadınları görmekten dolayı büyük haz duyuyoruz. Çok teşekkür çünkü ederim. Çünkü söz ve edebiyat sanatlarında kadınlar azınlık durumdaydılar. Son yüzyılda azınlık durumundan kurtulduk. Üstelik engelsiz birey olmanın önündeki en güzel örneklerden biri olmuş. Tebrik ve teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim Nevra Hanım'a. Nevra Hanım'a da bu samimi düşüncelerinden dolayı ben de teşekkür ediyorum. Güzel bakan, güzel düşünür. Kesinlikle. Gerçekten yüreğine sağlık. Birsen Kasap hanımefendi gene sesimi duyan var mı çok kitabı etiketlemiş. Ederim. Betül Güzel hanımefendi çok tatlı kadın demiş sizin için. Size olan sevgisini belirtmek çok istemiş. Çok teşekkürler. Güzel olan sizsiniz. Hatice Yatkın Yetişen hanımefendi iyi yayınlar diliyorum demiş. Birsen Hanım yine gönlü yüreği güzel insan. Sizi özlemiştik demiş. Çok sağ olun. Gerçekten teşekkürler. Birsen hanımefendi size sevgilerini sunuyor. Ayhan Sobi abim. Evet. O da hayırlı yayınlar diliyorum. Samsun Ayvacıklı Fatma Zehra Altuntaş hanımefendi ünyemize hoş gelmiş, şeref verdiler diyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli abimize de evet, selamlarımızı çok değerli, iletiyorum. Çok değerli benim için de. Çok onu teşekkür da Ayvacığım, bu arada memleketim Ayvacığıma yaptığı değerler gerçekten yaptıkları için, emekleri, fedakarlığı için burada da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok da nazik, gerçekten de çok da iyi düşünceli birisi. Teşekkür İyi ki varsınız başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Yunus Engin Ürütürk, Ünye basınımızın yeni gençlerinden. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin Adnan Sobi Başkanım. Turizm Derneği Başkanı olarak Ünyeliler bu yaz güzel etkinlik ve çalışmalar bekliyor mu Ünyelileri? İnsanlara anlatmak istediğiniz konular nedir başkanım demiş. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Saygılarımla yazar hocamıza başarılar diliyorum, selamlar demiş. Çok teşekkürler. Teşekkür aleyküm ediyoruz selam. Yunus Bey'e. Birsen Kasap hanımefendi biz teşekkür ederiz demiş. Sağ olun. Sağ ol ablacığım. Ayşegül Uçak hanımefendi hayırlı yayınlar dilerim güzel kalplim demiş. Çok teşekkürler Ayşe ablacığım, öpüyorum ellerinden. Çok da değerli dostlardır gerçekten. Ne güzel. Şimdi hem de biz Dirayel'de de öyleyiz. Sizin çok gurur duyacağınız bir karşılık var şu an. Neden? Bayan birlikteliğinin, kadın birlikteliğinin gücünün ortaya çıkmasına vesile oldunuz kesinlikle. Aynı zamanda. Teşekkür. Gerçekten öyleler. Daha dün Ayşe ablamla falan mesela onlar da benim sesimi duyurmaya çalışıyor. Kitapları öyle bir şey ki Birsen abla oradaki arkadaşlar arkadaşlarına giderken hediye alacaklar. Mesela kitabımı alıp hediye götürüyorlar. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Biz de eğitimci bir aileyiz. Benim kızım da okumayı çok sever. En güzel kitap emin olun ki hediye en güzel hediye kitaptır. Bunu hem yeni nesle hem de mevcut nesle de anlatmamız lazım. Hı-hı. Onun için de çok kıymetli. Adı da çok kıymetli. Gerçekten sesimi hı-hı. duyan var mı?
çok kıymetli bir isim. Yunus Engin Örütürk aynı zamanda hoş geldiniz demiş sizin çok için ünyemize. Çok sağ olun. Sait Kuzu Beyefendi, hayırlı yayınlar Fatma Hanım. Her şeyimiz, hayırlı yayınlar Fatma Hanım, her şeyimiz. O çok farklı ve fark yaratan bir insan. Kendini tebrik ediyoruz demiş. Evet, biz de düşünceleri için teşekkür ediyorum. Siz Sait Kuzu hem komşum hem de sizin basından da, bizim Çarşamba'nın yerel basınından da çok değerli güzel. Bir isim. Çok güzel. Gerçekten kendileri de çok güzel düşünceci, ailece. Aslında Sait Bey izliyorsa bir akşam burada Çarşamba Ünye sohbeti yapabiliriz aslında. Kesinlikle. Yani ben, Çarşamba bizim yan komşumuz. Ya kesinlikle. Ünye de onların yan komşusu. Yani çok biz bir komşuyuz, kesinlikle, kardeşiz. Kesinlikle çok da değerli. Bence bu paylaşımı yapabiliriz. Bence Sait de. Bey, size sevgilerimi gönderiyorum evet, Ünye'den. Evet, hem de komşum hem de sağ olsun Galatasaray'ın her konuda yanımdalar. Ailece eşi çok buradan güzel. Arzu'yu da, Asaf'ı da öpüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Çok güzel. Yani şimdi dostlarınız da dediğin için bakın bir insanın namı benim gözümde dostlarından gelir. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. Buradaki dostlarım da inanın bir o kadar da görünmeyen, arayıp da şu anda ulaşmaya çalışan mutlaka da vardır. Haberi olmayanlar dahi vardır. Kesinlikle. Evet. Onlar da benim sesimi duyurmak için aslında gerçek dostluktu, gerçek güzel düşüncelerdi. Hani el tutmaktır. Evet. Siz aslında benim sesim onların sesi, onların sesi benim sesim. Kesinlikle. Yani evet. Öyle bir şey olmuşuz ki ben de dediğim gibi tek kızım, ailemde yaşadığım kayıplar nedeniyle aslında dostlarım benim bir ailem. Onlar da beni bir çocuk gibi, ben bazen böyle bazı dış dünyadan haberim olmadığı zaman onlar koruyorlar. Ay bak böyle oldu. Ben ne kadar da olsa doğru kararlara onlara cevap veriyorsunuz ama sizi düşünen insanlar hep var olsun hayatınızda ya. Yani sesiniz duyulmuş Fatma Hanım bence. Sağ olun. Ve çok güzel dostluklar kurmuşsunuz. Sağ olasınlar. Ve sizi sosyal medya üzerinden uzaktan da olsa gönüllerindeki sevgilerini dile getirerek ulaştırıyorlar. Kesinlikle her zaman. Evet, Nurgül Kocagöz hanımefendi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz kendisine. Evet, Yunus Engin Ürütürk kardeşimiz imzalı kitap günleri olacak mı demiş. Hatice Yatkın Yetişen hanımefendi alkışlarını iletmiş. Ben bütün alkışlar sizlere. Evet. Şöyle yapalım, ben sizden şöyle bir söz alayım. Ünye'de kültürel etkinlikler anlamında, ünyemiz gerçekten sanatsal, turizmsel ve kültürel etkinlikler anlamında güzel bir ilçe. Faaliyetleri yapan bir ilçe. Bu yaz olma ihtimali var artık pandemi çok şükür tedbirleri elden bırakmamak şartıyla yavaş yavaş azalmaya başladı. Bir kitap fuarı etkinliği falan olursa şahsım adına dernek olarak tabii ben ki sizi de. Davet etsem. Tabii ki hem de. Ünyelilerle buluşma kesinlikle adına öyle. Hem de sesinizi duyurma adına buradan tekrar söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hani bu tek taştan duvar olmaz. Aslında bir tanırlık, ileri yönelik nedir? Benim şöyle sizde de vardır belki. Küçük bir ilde yaşadığım bir küçük ilde ben babam yarım kalan, yalnız kalan engelli bir kızıyım. Sadece istediğim arkada güzel anılar ve eserler bırakıp dostlarıma, evlatlarıma bırakıp gitmek. Ve bir takım da bunları yaparken de kendi içimdeki dallara umutla tutunmak. Hayatın içinde ne yapabilirim, neler olabilir kısmında da herkesin kendine göre bir eseri var. Kesinlikle. Nacizane benimki de bu. Bu arada sevgili eşim ve çocuklarım önce. Çok önemli ailenin desteği. Onlar eşim çok olmasa önemli. Asla olmaz. Çok güzel. O sürekli zaten hadi bakalım o çocuklarım öyle ve sevgili dostlarım tabii sonra ailem dostlarım. Hepsi de her anlamda. Bu konularda da çok önemli biliyorsunuz. Sizinle hani ki. En ufacık bazen bir söz, tavır bile sizi rahatsız ediyor hayatınızda. Hevesinizi kırıyor. Yapmayacağım kesinlikle, diyeceksiniz kesinlikle. Bir şey yaparken. Yani başaracağınızı bilseniz de vazgeçiriyorsunuz. Yani heyecanınız eksildiği zaman aslında dost demek heyecanın güçlü olması demek. Kesinlikle. O anlamda siz bayağı bir güçlüsünüz gördüğümüz ben kadarıyla. Ben başaramam diyorum, olmaz diyorum mesela. Ya diyorlar başaramazsan da yolunda gittin işte. Topal kırınca misali. Kesinlikle yolunda yani yolunda yani. Ölürsün en azından yani hedefe yürümek de kesinlikle, bir başarıdır kesinlikle. Aynı zamanda. Gerçekten evet Birsen Kasap hanımefendi dışarıdaki dünyayı arkada bırakıp birilerini rahatsız etmekten kaçarcasına ürkek içeri girdim. Kitabını. Dışarıda hava sisliydi, içeride ise canlı ama hüzünlü. Kitaptan bir parça herhalde. Evet evet. Kendisine, bak diyorum ya sürekli. Aslında şöyle de bir ben hemen Birsen Hanım'a ben teşekkür ediyorum. Çok güzel olur Adnan Bey. Çok memnun oluruz. Hayırlısı olsun inşallah demiş. Teşekkür ederim.
Hatice Yatkın Yetişen hanımefendi başarırsın sen demiş sizin için. O da yazar için. Bir dostum. Çok öyle teşekkürler. Aa, o da yazar. Selamlarımızı gönderelim. Evet. Şimdi şöyle diyeceğim. Aslında aynı zamanda sizin sesinizin duyulması anlamında okuma kültürünüzün de yüksek olduğu duyumunu aldık. Hı-hı. Uygun gördüğünüz bir yeri okuyabilir misiniz? Kitabınızdan arzu ettiğiniz olur, bir yeri. Olur tabii ki de. Konuklarımıza kitabı okumaları anlamında bir başlangıç olur. Tabii ki arzu de. Arzu ettiğiniz bir sayfayı. Evet, bu akşam gerçekten siz hazır olana kadar ben sunumuma devam edeyim. Yazar Fatma Altuntaş, Samsun Ayvacık ilçesinden çarşambada ikame ediyor. İsterseniz özür dilerim, böldüm. Oradan kitaptan mı okuyup kendi yazdığım yazılardan has mı istiyorlar? Şimdi isterseniz konuklarımız belirlesin, yani bizi izleyenler. Arzu ettiğiniz yerden okuyabilirsiniz, siz neyi tercih ederseniz. Levent Işık, herkes sağır dilsiz görmez olmuş ki bende engelli olan kardeşim. Olmuş ki ben beden engelli olan kişiden daha çok engelli görüyorum onları demiş. Aslında doğru, yani engel, ben şöyle bir ifade kullanıyorum. Engel bedende değil beyindedir diye. Yani önce aklımızda olması lazım. Bütün engelleri onunla aşarız çünkü. Ve en büyük farkımız da beyindedir. Birsen Kasap hanımefendi, o güzel sesinde huzur buluyorum demiş. O zaman sizi konuklarımızla, izleyenlerimizle baş başa bırakayım. Şöyle diyeyim ben, şimdi kitaptan bahsedeyim de kendime öz yazdım, ben onların ne demek istediğini anlıyorum. Siz... Şimdi onlar benim kendi yazdığım, has kendi yazılarımdandı. Şimdi kitapta da şöyle diyeyim, şöyle bir durum var, hikayelerden, 12 tane hikayelerden oluşuyor. Her hikayenin şeyi, sesimi duyan var mı daldığım şeydi. İzmit'te, Körfez'de çocukluk arkadaşım. 17 Ağustos depreminde bebeği evleniyor sevdiğiyle, bebeği oluyor. İşte bebeğini o akşam uyutuyorlar. Tam 3'te eşi sallanınca aşağı inin diyor. İndirdikleri zaman diyor ki bir çocuğun biberonu dur diyor, kaldı diyor. O da nereye gidiyorsun Şule derken binaya giriyor ve Şule çıkamıyor bir daha. Aa. Benim çocukluk arkadaşım da Şule. Onun öyküsü gerçekten, onunla çok etkilenmiştim. Tekerlekli sandalyemle yaşadığım öykülerim, hayal şeyim vardı. Onun hikayesi gerçek olan. Şehit İsmail beni çok etkileyen, yine 17 Ağustos depreminde de. O zamanlar orada en çok dinlediğimiz gerçek olan bir öyküydü. Onu da gönülden yazmak istedim. O da şöyle bir şey. İsmail bir tek oğlu var Halime ablanın. Halime ablanın, o da şehit oluyor. Şehit olduktan Allah sonra da Gölcük'te dururken gece 3'te bir telefon kılıyor. Kalk namazını kıl anne diye. Aa diyor, gece namazlarını kılıyor Halime anne. Namazını kılar diyor ki dur diyor, ben diyor gece namazımı kılmadım diyor. Orada namazını kılıyor, kalkıyor diyor ki anne diyor, benim İsmail oğlum, benle dalga geçmeyin. Ben yaşlı bir kadınım diyor. Olur mu diyor, işte kapatıyor, tekrar açıyor. Bak diyor, söyleyeceğim diyor. Anne iyi bak, dinle beni diyor. Hani burada işte senden tek bir ricam var. Az sonra pardüseni giy, cüzdanı al ve evden uzaklaş diyor. Ondan sonra olur muydu olmaz mıydı kafasını, hayır diyor, anne bak halam bunu yapardı, şöyle olurdu böyle olurdu. En sonunda ikna ediyor. Halime anne oradan çıkıyor ve yani kısaca anlatıyorum. Bina çöküyor. Bina çöküyor. Hani şehitler ölmez, hani her evet. Şey de yok dememek gerekiyor. Ondan sonra kendi yazdığım, hani hepsinin inanın bir öyküsü var. Ama tabii bunu yazarken de şöyle bir durum var. Çok vardı. Ama 7'den 70'e herkesin, gençlerin de okuyabileceği, annelerin de okuyabileceği, çocukların da okuyabileceği hikaye türleri, öyküler olmalıydı. Şimdi evet. Çocuklar, gençler, ben kendi çocuklarımla başka sıkıcı öyküler olunca okumuyorlar. Hoşlarına giden, hepsinin de okuyabileceği bir öyküler oldu. Çok güzel. Bu anlamda. O yüzden sesimi duyan var mı da Şule'den, çocukluk arkadaşımdandı. Depremin de anılarından gelen bir şey evet. Oldu. Türcan Özkul İyi yayınlar demiş. Ay çok teşekkür ederim. Zübeyde Irmak hayırlı yayınlar, güzel kalpli yazarım demiş. Ay çok teşekkürler hepinize de. Hatice Yatkın Yetişen, nefret etmemek için unutmak, insan olduğunu hissetmek içinse hatırlamak gerekli. Sesimi duyan var mı demiş. Eyvallah. Evet, Birsen Kasap hanımefendiye de duygulanmış galiba. Olay. Şimdi gerçekten... Hem yazarlık kimliğinizde hem de insani kimliğinizde bizleri de duygulandırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu akşam
Çarşamba ilçemizden, komşu ilçemizden, Ayvacığımızdan, Samsun'umuzdan kıymetli bir yazar konuğumuz var, Fatma Altuntaş. Ve yazdığı kitabı da Sesimi Duyan Var mı? Ve o sesi biz Ünye'den duyduk. Kendisine bize de sesini duyurduğu için teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben bu anlamda ederim. Çok kıymetli bir konuğumuzu ağırladığımızı düşünüyoruz programımızda. Şimdi bu kitabı yazmadaki bütün içindekiler gerçek olan şeyler değil mi evet, Fatma Hanım? Evet. İşte şu anlamda burada biraz önce ses tonunuzda ve okuma kabiliyetinizde de iyi olduğunuzu iddia ediliyor ve doğru olduğunu da görüyoruz. Aslında bir kısım okumanızı tamam. da sizden rica Peki. ediyorum. Kitaptan mı okuyayım kendi? Yok, nereden arzu ederseniz. Peki, kendi yazdığım bir şeyi okuyayım o zaman. Buyurun. Hüzünlü sararmış gönül dergahımın, sararmış gözlerini ele aldım bazen. Aynı bozuk plak gibi soruyorum başa. Devrik cümleler arasında kayboluyorum anlayana. O yüzden ki yeni sözcükleri de fazla yer ayıramıyorum belki de. Yaşlandım, farkındayım. Her yönden kusursuz asla değilim. Çok kusurlarım var biliyorum. Her gün yeniden gözden geçiriyorum. Kendimi bazen yıkıyorum. Bazen boğuluyorum içimdeki de okyanusta. Ne kadar yaşarım kalırım bilmiyorum. Fikrim de yok. Nefes nerede biterse orada diyorum takdir ilahi. Bir varmış bir yokmuş misali. Çok şeyler vaat edemem sana diyorum. Dostluğumu sunarım. İstersen biraz samimi, biraz sevgi, biraz tebessüm ve dualarım olur en fazla dostlarıma diyorum. Korkuyorum aslında, tereddüt ediyorum. Güvenim de kırılıyor bazen. Tekrardan kırılan yerlerimi onarıyorum. Bakıyorum, beceremiyorum diyorum. Yeniliyorum her defasında sana diyorum. Düşünüyorum. Bazen kuyularda karanlıkta kalıyorum. Tam birileri ışıkları yakarken birileri yakan ışığı söndürüyor. Tuhaf dünya telaşısına kapılıyor. Birileri kimileri zamana yenik düşüyor. Kimileri etrafında ışıkları kapatanlara uyuyor derken fazla da tadı kalmıyor aslında bir şeyin. Susmalarda bile vardır bir hayır diyorum. İçimdeki gönül dergahına çoktan hirama çekildim diyorum içten içe. Kimleri unuturum, kimleri hatırlarım, kimleri yeniden gelir fikrim yok. Gelen gideni aratır mı bilmiyorum. Korkuyorum bazen. Gönülden düşene mi, gönülden gözyaşı akıtana mı? Silen, dualar eden dostlarımı unutamam belki diyorum. Allah da unutturmasın. Kimisi fani dünya derdinde, kimisi yol arkadaşım olur. Kimisi et yedirir, kimisi zehir yedirir. Kimisi zarar verir, kimisi kâr derdinde olur. Kimi de ne derdinde olur. Kimisi de aman boş ver bize ne derdinde olur. Korkuyorum bazen, işte öyle. Kendi halimle anlaşmaya çalışıyorum. Biraz bazen de kırılıyorum. Anlatamıyorum işte, bazen de dağ başında değilim aslında. Başında dağ yaşıyorum. Yanmak mı, dayanmak mı? Sarıyor gönül heybemdeki sözler, şiirler karanlıkta kalıyor. Öyle işte, bazen kendi gönül halimde bile devrik kelimelerimle baş başa kalıyorum. Siz bakmayın bana dostlar, ben size dualar ediyorum. Ne güzel, gerçekten. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem... Estağfurullah. Gönülde duygular, ruhlar olmazsa kaleme dökülmezmiş. Kesinlikle öyle. Ben gerçekten kaleminize sağlık. Ben sizi tanıdığıma ve ekranlardaki izleyicilerle de buluşturmaya aracılık ettiğime, sesinizi duyurduğuma ben çok mutlu oldum. Ben teşekkür ediyorum. Yazar Fatma Altuntaş olarak son olarak neler söylemek istersiniz? Ve bu arada bir tane kızımın adına tabii kitap ki zevkle almayı imzalayacağım. Istiyorum. Hemen de imzalayabilirim. Ben önce yanımda olan, burada olan, olmayan gizli kahramanlarıma, dostlarıma destekleyen, paylaşan her anlamda doğrularımda, yanlışlarımda, kusurlarımda biliyorum. Kelimeleri çıkarken onların da beğenen yüreklerini hissediyorum. Her zaman yanımda oldukları için Rabbime hamdolsun. İyi insanlar çıksın yollarımıza, hayırlı insanlar. Sağlıklı günler, zaten yeteri kadar hayat biraz zor biliyorsunuz pandemi. Herkesin evet. korkuları, endişeleri var. Kesinlikle. Sağlıklı bir dünya, sağlıklı bir insanlık, insanlık diliyorum ben. İnşallah Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Bu arada da yarın üniversiteye girecek hepsi bizim evet. evladımız. Kesinlikle. Benim evladım. Kesinlikle. Hepsi çünkü Türkiye'nin geleceği pırıl pırıl gençler. Kesinlikle. Onlara buradan da Rabbim zihin açıklığı versin. Emekleri, gayretleri boşa çıkmasın. Dualarım yarın benim her zaman bir huyumdur Adnan Bey. Kimse bilmez. Bana telefon açarlar. Abla işte bana dua et. Öteki der ki abla kızıma dua eder misin? Oğluma dua eder misin? Halbuki bilmezler. Ben her sınavlarda sabah erken kalkarım. Tüm çocuklar için. Camları açarım.
Onlar giderken arkadan dualarımı ederim. Hepsi bizim çocuğumuz. Kesinlikle. Bütün anne babalar da. Duanın kapısı da olmaz zaten. O öyle. İlahi adalete mutlaka ulaşacaktır. Kesinlikle öyle. Ben son sözleri olarak Birsen Hanım gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun demiş benim için. İsmihan Köse Hanımefendi ağzınıza sağlık demiş. Çok teşekkürler. Hatice Hanım çiçek göndermiş. Sağ ben olun. Sizler buraya kadar yorduk ama ben çok mutlu oldum. Her zaman. Sizin gibi kıymetli bir değeri burada ağırlamak çok nasip oldu. Gerçekten bu akşam hem duygu yüklü hem de içinde çok kıymetli ruhun olduğu bir kitabı tanıttık, bir kişiliği tanıttık. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum ben konuğumuz teşekkür olduğu ederim. için. Ne demek? Evet, kendisine uğurlarken ikinci bölümde gerçekten hayat devam ediyor. Hayat neyle devam ediyor? Varıyla, yoğuyla, iyisiyle, kötüsüyle devam ediyor. Siyasetiyle devam ediyor, turizmiyle devam ediyor. Evet. Ve bu anlamda ben Birsen Hanım'ı uğurluyorum. Ve ikinci bölümde kendi alanım Fatma olan, Hanım'a. Evet, pardon, Fatma Hanım'ı uğurluyorum. Estağfurullah. O kadar duygu dolu bir program oldu ki ben şimdi yeni program yapımcısıyım, sunucusuyum. Bu anlamda ben de eksik kaldıysam özür dilerim. Estağfurullah, ne kusur olur mu? Çok güzel etkilendiğim bir program oldu. İlk defa böyle duygu dolu bir program yaşadık. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Bizim de bir kusurumuz. Yok, estağfurullah. Katkınız oldu, buna emin insanız olabilirsiniz. İnsanız sonuçta, hani kelimelerde sürçülisan ettiysek affola ama ben gönüllere sığınıyorum. Bilerek kesinlikle. Değil ne anlatmak evet. İsterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sizlere ve konuklarımıza da teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. Evet, Ünye'miz tarih, turizm ve kültür kenti kimliği olan sadece bölgemizin değil, ülkemizin de ender şehirlerinden ve bölgemizin tek şehri. Bu anlamda tabii ki Ünye'mizin turizm kimliği tek başına yeterli değil. Bunun yanında ordumuzun da bu kimliği taşıyacak hamleler yapması gerekiyor. Sadece ordu derken maalesef tabelası hala Kumbaşı bölgesinde duran Altın Ordu tabelası yerine ordu yazmasını ben buradan tekrar eleştirdiğimi belirtmek istiyorum. Ama bu anlamda gerçekten Ordu Büyükşehir olduktan sonra ordumuz hem turizmsel hem de diğer hizmetler anlamında, hizmet altyapıları anlamında çok ciddi ataklar yapmaya başladı. Ama derneği kurduğumuzdan bugüne gerçekten en önemli hareketimiz bizim, en önemli çalışmamız 2005 yılından bu yana hem iş tecrübemizin oluşturduğu hem de sahaya olan hakimiyetimizin birikimleri sonucunda Korumalı Turizm Master Planı yaptık. Ve bunu da şu an elimizin altında tutuyoruz. Bunu her türlü başkanlarımızla, milletvekillerimizle, çok kıymetli büyüğümüz Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi ile de geçmişte paylaşmıştık. Ve hala da yaşatılması anlamında da paylaşmaya devam edeceğiz. Ben buradan özellikle Ordu ilinin, burada özellikle altını çiziyorum Ordu ili derken, çünkü Altın Ordu'nun sahasıyla ordunun tamamının sahası maalesef karıştırılıyor. Bunun karıştırılmaması gerektiğini iddia edenlerdenim. Ve bu anlamda Boztepe'miz sadece Ordu ilimizin değil, Ünye'mizin, Fatsa'mızın, Akkuş'umuzun değil, Karadeniz'in çok önemli bir seyir noktası ve turizm değeri, turizm destinasyonu. Ve bu anlamda Boztepe'miz özellikle son dönemde çok güzel dokunuşla turizme hizmet etme noktasında teleferiğin de gücüyle birlikte, yol altyapısıyla birlikte çok kıymetli bir değer kazandı. Ancak şöyle bir eleştirim olacak. Tabii ki bu Kültür Turizm Daire Başkanlığı'nın hala kurulmayış olması ve en sonunda zaten bir daire başkanının istifasıyla varmış gibi gördüğümüz bir daire başkanı istifa etmiş oldu. Adını dahi duymadık çalıştığı dönemde. İşte bu Ordu Büyükşehir Belediye'mizin sahaya olan hakimiyetinin özellikle turizm anlamında eksik olduğunun konularıyla ilgili her hafta programımda bu konulara yer vereceğim. Çünkü yazılı verdik olmadı, kendilerine ilettik olmadı ama bunları tarihe kayıt olarak geçmesini istiyorum. Boztepe'miz her anlamda çok güzel ama merkezden, valiliğin oradan dönen yolu da dahil, diğer ara yolları da dahil, kesinlikle yeni yolun başlandığı noktaya kadar hiçbir yön tabelası yok. Yani Boztepe'yi şunu sanmayın, bakın, turizm demek teknolojinin en üst düzeyde kullanılması demek değil. Turizm hareketi demek teknolojiden, betondan, şehirden kaçan insanların kullandığı bir sektördür turizm. Öncelikle böyle bilerek ona göre altyapı yapmamız gerekir.
Ve ben buradan Büyükşehir Belediye'mize, Altınordu Belediye'mize, Aşkın Başkanımıza özellikle Boztepe levhalarının, ki ben buna en canlı örneğini Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü söylemek istiyorum. Trabzon'a Atatürk Köşkü'ne ziyarete gittiğinizde Trabzon'un girişinden itibaren yön tabelalarıyla elinizle koymuş gibi Atatürk Köşkü'nü bulabiliyorsunuz. En yabancısı dahi. Ama gözünüzle gördüğünüz Boztepe'yi maalesef yön tabelaları olmadığı için çoğu insanımız bulmakta zorlanıyor. İşte hayatı kolaylaştırmak turizmin en temel öğelerinden biridir. Bu anlamda Boztepe ile ilgili bu eleştirimi, aynı zamanda da satış noktalarının çoğunlukta hediyelik eşya ve yörenin ürünlerinin çok eksik olduğunu gördüm. Bununla ilgili de bence Orbel bünyesinde ise ciddi bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ikinci maddemiz Hoynat Adamız. Gerçekten Hoynat Adası, ben fotoğrafı da rica ediyorum rejiden. Ulugöl değil, Hoynat Adası'nı rica edeceğim. Şimdi Hoynat Adası Türkiye'de tepeli karapatakların yaşadığı tek yer, endemik bir yer. Yani çok özel bir nokta, şu an ekranlarda görüyorsunuz. Ve Ordu Büyükşehir Belediyesi gerçekten Hilmi Bey Başkanımızın geldiği dönemde çok güzel bir seyir terası yaptı Hoynat Adası'nda. İşte bu anlamda bu seyir terasını son derece destekliyoruz ve çok doğru bir dokunuş. Ama burada çok hayati bir yanlış yapıldı. İşte bunu biz geçmişte söyledik ama buradan da özellikle dile getirmek istiyorum. Hoynat adamızdaki hayati hata, denize inen merdivenlerin, şu an ekranlarında görüyorsunuz, son tünele geliş noktasına doğru yürüdüğünüzde otopark kısmında denize inen merdivenleri göreceksiniz. Ve o en büyük hataydı. O kadar güzel bir alana bu hatayı yapmalarını doğru bulmuyoruz. Çünkü oraya inen insanlar denizde yüzmek için iniyorlar ve orada hiçbir hizmet altyapısı olmayan, plajlarımızla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsedeceğim. Hiçbir hizmet altyapısı olmayan alanlarda denize yüzmeyi yasaklamamız gerekiyor. Özellikle Hoynat Adası'nda adaya doğru insanlar ve adanın kenarda kalan kısımlarına doğru karapatakların olduğu, hayvanların olduğu yerlere yüzüyorlar insanlar. Orada bir tane tuvalet yok, bir tane duş kabini yok, bir tane soyunma kabini yok ve bir tane güvenlik önlemi yok. Ve en çarpıcı özelliği de Hoynat Adası'nın yaklaşık 750-800 metre sonra, 1 kilometre sonra en fazla Çaka Beyaz Kum plajı var. İşte böyle bir değerin yanı başında olan bir yerde denize insanları indirirseniz, denize inen insan inmişken yüzeyim der. Dolayısıyla oradaki endemik dokuyu da rahatsız eder. Bu anlamda Hoynat Adası'na yapılan dokunuşu sonuna kadar destekliyoruz. Ama denize yapılan iniş merdiveninin de iptal edilmesini özellikle rica ediyorum. Evet, sıradaki yerimiz Beyaz Kum, Çaka. Gerçekten Çakamız sadece Karadeniz bölgesinde değil, bunun en canlı örneklerinden bir tanesi de Marmaris'teki ada. Orada da çok özel bir ada var ve sadece o adaya özgü kumu olan bir ada var. Ama buraya baktığımızda burası da çok özel bir yer, Beyaz Kum. Ve bakıyorsunuz ki Beyaz Kum'un girişinde, biraz önce rejiden rica ediyorum, orayı da göstermesini istiyorum. Burası denizden Beyaz Kum'un görüntüsü ve diğer resimde de göreceksiniz. İniş yolu tam işte burası, çok teşekkür ederim. Buradan indiğinizde maalesef içerisi tamamen eski tabirle söylüyorum, köy yolu dediğimiz tamamen engebeli, çukurlu alan oluşmuş ve otopark düzeni yok. Aynı zamanda da plajın başlangıcı da çok kirli. Bakın, Ordu Büyükşehir Belediye'mizin en önemli dokunması gereken bir numaralı plajı Çaka Beyaz Kum plajıdır. Yapısı itibariyle, dokusu itibariyle ve barındırdığı kumun kalitesi ve farkı itibariyle. İşte bu anlamda Beyaz Kum plajımızın yaz sezonunda bir hafta 10 gün sonra tam başlayacak ve bu süreç içinde de o iyileştirmenin yapılacağı bir süreci yakalayabiliriz. Bu anlamda Beyaz Kum plajımıza ulaşması anlamında, hizmetin yapılması anlamında da vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Beyaz Kum'un tuvalet altyapı kalitesi de çok zayıf. Yani hem otopark anlamında inişi riskli, hem de çıkışındaki trafik riski çok yüksek. Burada turizmin dokusu şu: İnsanlar ne kadar az risk yaşar, ne kadar çok mutlu olursa, işte turizm orada olur. Turizmi yaşayan insan da gittiği yerlere o bölgeyi daha çok tanıtır. Burada
araya şelalelerimizle ilgili fikrimi koymak istiyorum. Gerçekten ordumuz İl Kültür Müdürlüğü'nden aldığım rakamlara göre yaklaşık 4000'e yakın ırmaklarında, derelerinde barındırdığı şelaleleriyle meşhur. Yani ordumuz şelaleler şehri. Bu sloganı sonuna kadar destekliyoruz. Ama ne kadar yazıktır, ne kadar ayıptır ki bir tane hazır hizmete açık şelalemiz yok. Şimdi baktığınızda Sinop'a Taşlıca grup şelalelerine ben de dahil binlerce insan Karadeniz'de Ünyeli, Fatsalı, Ordulu ziyarete gitmiştir. Yön tabelasıyla gittiğiniz zaman giriş kapısıyla, otoparkıyla, girişi üstelik ücretli, tuvalet hizmetiyle, oradaki yiyecek içecek hizmet alanlarıyla, seyir noktalarıyla, yürüyüş bantlarıyla tamamen turizm destinasyonu haline getirilmiş ve yaklaşık Sinop'a girmeden içeri girdiğinizde aynı yolu yarım saat gidip geliyorsunuz sadece o şelaleyi görmek için. Neden? Çünkü orada bir hizmet altyapısı var. Ama ordumuzda bir tane hazır şelalemiz yok. Yani ordumuz binlerce şelalesi olan bir şehir. Ama ben buradan şunu öneriyorum. Lütfen hizmet altyapısını yapmadığınız hiçbir şelaleyi tanıtmayın, anlatmayın. Bu turizme vurulan bir darbedir yani. Böyle görmeniz gerekir. Çünkü insanlar fotoğraflara kanarak, haklı olarak merak ediyor. O şelaleye bir şekilde ulaşıyor. Ama gittiğinde ne yön levhası var, ne hizmet altyapısı var, ne tuvaleti var, ne yiyecek içecek alanı var, ne seyir noktası var, ne de çöpünü atabileceği bir çöp kovası var. Şimdi böyle bir alanı fotoğrafa atarak o alana ve o değere hizmet etmediğinizi ve yanlış yaptığınızı düşünüyorum. Bu anlamda da bu çalışmayı yapmanızı özellikle Büyükşehir Belediye'mizden her ilçeye bir şelale kazandırmak suretiyle bu hizmeti de yapmasını bekliyoruz. Ve gerçekten ordumuzun iki tane çok kıymetli değeri var. Bu da Gaga Gölümüz ve Ulu Gölümüz. Gerçekten bulunduğu konum itibariyle Gaga Gölümüz Karadeniz'e en yakın tek göl. Yani baktığınızda Karadeniz sahil bandında Karadeniz'e en yakın hem tek göl olması hem de içinde bulunan adanın altındaki tarihi kalıntılarla tarihi bir statüsü olan bir göl. Ve coğrafya olarak da metrekare olarak da küçük bir göl. Ama ne yazık ki ekranda da görüyorsunuz, özellikle bu resmin kalmasını istiyorum. Gaga Gölü gibi kıymetli değerimiz, gerçekten altın yıldızımız olan bir değerimizde sürat teknesinin ne işi var? Şimdi ben buradan yetkililere sesleniyorum. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir avuç gölde gerçekten sürat teknesini görmeyen yetkilinin bu şehirle ilgili çok ciddi eksik olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda aynı zamanda kanalarla ilgili de çok ciddi hatalar yapılıyor göllerimiz üzerinde. Çünkü baktığınızda şu an kano, çok ciddi bir profesyonelce bir kano, Nergis Nilüfer çiçeklerinin içinde geziyor. Şimdi küçük bir göllerin en büyük özelliği nefes boruları barındırdığı bitkileridir, içindeki canlılardır. Siz sürat teknesine müsaade ederseniz ondan akan silsile dediğimiz yakıttı, egzoz dumanıydı, yağydı, o göle tamamen zarar veriyor. Aslında yağından fazla o motorun yaptığı titreşim ve ses dalgası oradaki bütün canlılara ciddi zarar veriyor. Yani bunu göremeyecek kadar da kör olmamasını düşünüyorum bu yetkili ve etkili insanlarımızın. Büyükşehir Belediye'miz özellikle takip ediyorum. Bugün yaptığı çalışmayla, başlattığı çalışmayla Gaga Gölümüz'de çevresel bir temizlik yapmaya başladı. Bu anlamda duyarlılık gösteren ben Büyükşehir Genel Sekreterimiz Coşkun Alp Bey'e şükranlarımı sunuyorum duyarlılığından ve hemen müdahale ettiğinden dolayı. İşte gördüğünüz gibi bir avuç gölde Ulu Göl, şu an bu fotoğrafın durmasını istiyorum. Ulu Gölümüz gerçekten doğanın içinde ve yüksek çekimden baktığınızda da kısmen bir kalp şeklinde. Yani sanki doğanın kalbi pozisyonunda olan bir gölümüz var. Tamamen doğal bir göl. Ama bakıyorsunuz kano etkinliği yapılıyor. Gaga Gölü'nden de küçük bir göl. Yani Allah aşkına koskoca Karadeniz dururken doğanın bağrında bir avuç gölde kano etkinliği yapmak hangi akla hizmettir? Yani bu neyi hedeflemekte bunu yapanlar? Ben bunu merak ediyorum. Yani Ulu Göl
Ulugöl'e gitmek için, kanoyu götürmek için ekstra bir emek sarf etmek lazım. Ekstra bir araç kullanmak lazım. Ekstra bir nakliye yapmak lazım. Hadi bunları yaptınız. Bir avuç göle kano indirmek, oradaki canlıları, bitkileri birkaç kişinin keyfi için, fotoğraf vermesi için, sosyal medyasında paylaşması için o canım doğaya kıymanız, bu bir kıyımdır. Yani bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Lütfen o kanoyu kullananları, tekneyi kullananları kesinlikle ayırıyorum. Bir yere sahip çıkmazsanız birileri sahip çıkar. Çok basit. Ama eğer bu şehir turizm şehri olacaksa mutlaka ve mutlaka Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı olarak, bu programın sunucusu olarak ve bir turizmci olarak söylüyorum. Mutlaka korumalı turizm master planının bir an önce Sayın Valimiz gerçekten doğaya ve şelalelere, derelere, ırmaklara, doğa olan her şeye çok duyarlı bir valimiz var. Tuncay Bey'i ben gerçekten tebrik ediyorum bu hassasiyetinden dolayı, yaklaşımından dolayı. Ama bir an önce yakın zamanda kurduğumuz gerçekten Go Ordu grubunu aktif etmesini ve Ordu'ya bir turizm beyin takımı kurmasını bekliyorum. Ordu'ya kurulacak turizm beyin takımı Altın Ordu menşeli değil. Her ilçenin sahasına hakim olan insanlarının da oluşturduğu, sadece Altın Ordu'da değil, her toplantısını her ilçede, ayrı ilçede yaptığı ve o ilçeye de bir hizmet altyapısı kazandıracağı bir grup kurmasını bekliyorum. Gerçekten yatırım izleme, İKOP tarafından çok ciddi hizmet altyapısı, hizmet gücü var valiliğimizin. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediye'mizin de yatırım gücü var. İşte bu anlamda ben bu dokunuşları yaparken bilinçli, planlı, programlı, bugünü yarını düşünmek için değil, birilerinin sosyal medyalarda, basında fotoğraf vermesi için değil, 50 yıllık, 100 yıllık o göllerin, o doğal destinasyonların gelecek kuşaklara biz nasıl aldıysak doğal haliyle, aynı doğal ve daha güzel haliyle de teslim edilmesi yönünde özellikle özen gösterilmesini istirham ediyorum. Gerçekten bu akşam değindiğimiz konular daha bundan sonraki akşamlarda da programlarımızda da Fatsa'daki diğer değerlerimiz, bir Bolaman'ımız var. Gerçekten üzerine saatlerce program yapabileceğimiz bir destinasyon. Ve şu an Bolaman tarihi dokusu olması durumunda şu an tarihi bir konağı var, tarihi evleri var, tarihi bir geçmişi var. Ama maalesef şu an tam Bolaman'ın girişinde bir park çalışması var. Ve tamamen betondan yapılan bir park düzenlemesi. Şimdi tarihi bir dokusu olan, doğal bir liman pozisyonunda olan böyle bir sahaya emin olun çok egzotik, yani dokusuna uygun, sahasına uygun bir park yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de zaten paylaşımlarımızı yapacağız. Fatsa'mızın daha çok ciddi değeri var, Çıngırtı var, Çerkezler Tepesi var. Gerçekten Ünye'mizin dokunulması gereken, doğru dokunulması gereken çok ciddi değerleri var. Yani Ünye'miz gerçekten 2016 yılında biz bu kararı aldırırken, tarih, kültür ve turizm kenti kararını, neden ve gerekçeleriyle birlikte Sayın Başkanımız Ahmet Çamyar'a sunmuştuk. Ve ben her programda teşekkür ediyorum böyle bir karar aldığı için. Ve o gerekçeler karşılığında böyle bir karar alındı. O kararda imzası olan bütün meclis üyesi arkadaşlarımızı da, büyüklerimizi de ben buradan anmak istiyorum. Tebrik ederek anmak istiyorum. Gerçekten Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak hedefimiz bugün değil, yarın değil, 100 yıllık, 50 yıllık, 150 yıllık bir Ünye'yi yaşamak ve yaşatmaktır. İşte bir avuç göllerde kano sporları yaparak değil, o gölleri aynı dokusuyla, doğasıyla yaşatarak taşımaktır. Bu anlamda özellikle bu düşüncelerimize sahip çıkılmasını, oralara dokunurken, oralara hizmet yaparken lütfen sahanın aktörleriyle, sahanın gerçek aktörü bizleriz, turizmciler. Yani yöneticiler hiçbir zaman turizmci olabilir ama şu an maalesef hiçbir yöneticimiz turizmci değil. İşte turizmci olmanıza gerek yok. Sivil toplumun sesi derken dernekler, sivil toplum örgütleri şehirlerin en güçlü beyin takımlarıdır. Ve karşılıksız severler şehirlerini. Tıpkı Üntit'te olduğu gibi, Ünye Turizm İşletmecileri
Derneği'nde olduğu gibi, bizlerde olduğu gibi. Biz kurulduğumuz 16. yılındayız. 16 yıldır şehrimize katkısız, karşılıksız, şehrimiz için mücadele ediyoruz, fikirler sunuyoruz. Bizim sunduğumuz fikirleri maalesef belediye yönetimleri, sunduğumuz fikrin onda biri kadar olamayacak fikirlere üste para vererek, proje yaparak şehre kazandırmaya çalışıyor. İşte burada durulmasını istiyoruz. Bizlerle birlikte istişare edilmesini istiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bizi izleyen siyasilerimize de seslenmek istiyorum. Pandemi döneminde maddi anlamda, sektörel anlamda en çok etkilenen ikinci sektörüz biz turizm olarak. Ama gelin görün ki hiçbir siyasi parti yetkilimiz turizmcilerimizi, ne bir otelimizi, ne bir seyahat ajantamızı, ne de derneğimizi ziyaret edip sorunlarımızı istişare etmedi. Yani biz varsak şuna emin olun ki mutlu bir şehir var. Turizm varsa mutlu bir gelecek var. Turizm varsa insani yaşam kalitesinin gerçekten yaşandığı şehirler var demektir. Şehre yapılacak hizmetlere ahlaki ve doğru dokunmak var demektir. İşte bu anlamda turizmcilerle yapacağınız istişarelerde tam tersine güç kazanırsınız, ufuk kazanırsınız ve geleceği kazanırsınız. Bu anlamda bu duygu ve düşüncelerle ben bu akşamki programı kapatmadan önce bizi izlediğiniz için bize Osman Özerdem, Adnan abi büyükşehir şirket gibi çalışıyor. Para neredeyse onlar orada diye düşünüyorum. Hayırlı yayınlar demiş. İşte Osman Özerdem Bey gibi bizi ve insanlarımızı düşündürmeyin. Biz istiyoruz ki yerel yönetimlerin, büyükşehir olarak da genel yönetimlerin amacının bir taşı yerinden kaldırdığında daha iyisini koyacağını, daha doğrusunu koyacağını düşünelim. Yani para kazanmak için, bir belediye para kazanmak için hizmet yapmaz. Hiçbir belediyenin hiçbir prosedüründe, işleyişinde ticari faaliyet olmamalı. Yani sen ticarethane değilsin. Belediyeler hizmet alanlarıdır. Hükümetlerimizin vatandaşa ulaştığı en son eldir. En son elde hiçbir zaman, affedersiniz, ne bir dolar işareti olmalı ne TL işareti olmalı. En son elde sıcak bir dokunuş olmalı. İşte turizmciler olarak, halk olarak da bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Ünyemizde gecikmiş hizmetler var. Yaz sezonu geldi, sahillerimiz gerçekten Karadeniz'in en bakir sahillerine sahibiz, en uzun plajlarına sahibiz ve en güzel şehir merkezi sahiline sahibiz Ünye olarak. Ama gelin görün ki hizmet adı altında maalesef 6 ay önce bitirilmesi gereken Feyiz Çakmak sahili hala inşaat halinde duruyor. İstenilseydi şu an hizmette olması gereken Ünye sahil bandımız hala inşa halinde duruyor. Ben programa gelmeden önce müteahhitle yapılan panonun tarihine baktım. Tam bir ay var. Yani 7. ayın 21'inde tam bir ay bile yok. 20-25 gün sonra bu sahil yolu, bisiklet yolunun tamamen Ünye'mize, Ünye'nin halkına, Ünye'ye gelen misafirlerimizin hizmetine sunulmuş olması gerekiyor. İnşallah o süre zarfında bitirilmesini bekliyoruz. Bu anlamda beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için ve sunduğunuz katkılar için de ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sivil Toplumun Sesi programında haftaya buluşmak üzere sizlere iyi akşamlar diliyorum.